Kuşkaya evimizi ver! 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 Kuşkaya pişmanlıktır! Kuşkaya pişmanlıktır! Kuşkaya pişmanlıktır! Kuşkaya pişmanlıktır! Kuşkaya pişmanlıktır! Bizler ev alma hayaliyle yola çıkan, ancak müteahhit firma yetkililerinin haksız kazanç elde etmesi amacıyla gerçekleştirdikleri basiretsiz hareketler nedeniyle yarı yolda kalan mağdurlarız. Burada toplanan mağdurların bir kısmı tapusunu almış, ancak yarım bırakılan inşaat nedeniyle mağdur durumdayken diğer mağdurların tapulu bir dairesi dahi bulunmamaktadır. Nitekim müteahhitler adi yazılı sözleşmeler ile ev satmış, sattıkları evleri ise bir üçüncü veya dördüncü kişilere satarak daha fazla mağduriyetin doğmasına sebebiyet vermiştir. Hali hazırda 30'dan fazla birbiriyle çakışan sözleşme bulunmaktadır. Bu da yaklaşık 50 milyon TL değerinde bir haksız kazanç anlamına gelmektedir. Müteahhit firma kriz yönetmek ve inşaatı tamamlamak bahanesiyle her birimizden 300 bin TL daha talep etmiştir. Ancak bu talep hangi maliyet içindir? Müteahhit firma neden şeffaf davranmamaktadır? Bu sorular mağdurlar olarak bizleri bir araya getirmiş ve tüm sözleşme ve tapular karşılaştırılınca büyük bir dolandırıcılık faaliyetinin içinde olduğumuz anlaşılmıştır. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Ev almak için arabalarımızı, evlerimizi sattık. Elimizdeki kıymetli evrakları firmaya verdik. Ellerine yüklü miktarda nakit para saydık. Mağdur edildik, mağdur olmaya da devam ediyoruz. Ancak arzumuz daha fazla mağdurun ortaya çıkmasının engellenmesidir. Adalete güveniyoruz. Yetkililer aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 50 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde etmişlerdir. Bununla da kalmamış, 21 yılından beri dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen kara para ile satın alınan onlarca dönüm taşınmaz, dükkan, daire, çiftlik, hatta düğün salonundan oluşan toplam 11 sayfa taşınmazı 2022 yılının sonu ve 2023 yılının başında 1. 2. 3. hatta 4. dereceden akrabalarına muvazalı olarak devretmiş ve devir işlemlerine hız vererek son günlerde muvazalı devirleri bir kere daha devretme ve bir an önce elden çıkarma çabası içerisine girmişlerdir. Ayrıca Manzara Park projesinde mağdurlara satılan dairelere ilişkin tapuların toplu olarak yakın arkadaşları, bacanakları, amcaoğullarına devredildiği görülmüştür. Firmanın yarım bıraktığı inşaatları tamamlaması ya da mağduriyetleri giderilmesi istendiğinde ise firma yetkilileri şirketin batık olduğunu söyleyerek sorumluluktan kaçmaktadır. Hali hazırda müteahhit firma yetkililerinin mükerrer satışları nedeniyle firma yetkilileri hakkında nitelikli dolandırıcılık ile çok sayıda soruşturma dosyası devam etmekle birlikte iddianame hazırlanmasıyla sonuçlanan ve şirket yetkililerinin sanık olarak yargılanacağı ilk duruşma ise yarın 12.02.2024 tarihinde Kayseri Bir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecektir. Takdir mahkemenin ve savcılığın olmakla birlikte şirket yetkililerinin bir an önce tutuklanması ve muvazalı devirler de dahil olmak üzere mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir konulması elzemdir. Daha fazla mağduriyetin yaşanmaması temennimizdir. İlerleyen günlerde hali hazırda suç duyurusunda bulunmayan mağdurlar için de toplu suç duyurusunda bulunulacak olup soruşturma makamından talebimiz sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve mağduriyetlerin tez vakitte giderilmesidir. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.